Bismillahirrahmanirrahim. Bayburt İlitam Arapça 2. Ünite 14. Esma-i Hamse. Esma-i Hamse 5 isim demek. Esma, ismun isman esma. Cemim keser bir lafız. Hamse 5 demektir. Toparlasak 5 isim diye çeviririz. Bazı kitaplarda bu. Esma-i Sitte Nutelli olarak yani altı illetli isim olarak bir başlık atılır ve bu konuya orada değinilir. Okuduğun kitaba göre değişir bu iş. O kitaplar altı değer ve orada henü kelimesi ilave edilir. Henü kelimesini ilave ederler. Yani burada henü çıkartılmıştır. Beş tanedir. Ebu, ehu, hamu, zu. Bu lafızlar beş isim olarak bilinmektedir. Yalın halleri ebun, ehun, hamun, semun, zu olarak biliniyor yukarıda vavla wow yazılmışlar. Hepsi merfi olarak yazılmış yani. Bunların nesini bilmek lazım. Bir takım şeylerini bilmemiz gerekiyor. Şurada geçen Ebun baba Ehun kardeş Hamun kayınpeder Femun ağız Z sahip veya L li lu diye çevrilebilir. Mesela Z ilmin ilim sahibi veya ilimli gibi. Mana kısaca bu. Peki bunların e, değişik durumları var. Diyor ki esme hamsenin tekil, ikil ve çoğul halleri. Müfret tekil, müsenna ikil, cemi çoğul. Ebun ehun hamun fu zu bu şekilde yazılıyor. Müfretleri bu. Tesneleri ebevani ebeveyni. Elif yazılırsa merfu, ya ile yazılırsa mensup ve mecrur olmaya elverişli bir yazılıştır. Sandık iraba etkene bağlı olarak mensup veya mecrur dersin. Ehavvani tesniye merfura falameti elif. Ehavveyni ya ile yazılmıştır. Mensup veya mecrur olabilir. Sandık etkene bağlı olarak verilir. Hamevani <laughs> elif ile merfu. Hamevveyni <laughs> ya yeah ile yazılmış. Ne demek? Sandık etkene bağlı olarak mensup veya mecrur denir. Veva <laughs> merfu elif ile. Vevey mensup veya mecrur ya ile. Ya aldığına göre ya mensuptur ya da mecrurdur. Sandık etkene bakılır. Seva elif ile merfu. Sevey ya ile yazılmış. O zaman mensup veya mecrurdur. Sandık etkene bakarak karar verilir. Ona nasip eden bir şey mi var? Cereden bir şey mi var? Ona göre mensup veya mecrur denecektir. Ha, ne anladık? Şunu anladık. Bu kelimeler müfett değil de tesni olurlarsa bildiğin tesniye ismin irabına tabi olur. Tesniye isim. irabı nedir? Örnek ver. Örnek kalem. Kalemün. Müfret bir lafız. Tesnesine geliyor. Kalemani. Kalemani. Tesniye merfu raf alameti elif. Mensup ve mecrur olarak yazılışı nedir? Kale meyni. Ka meyni ya ile yazılmıştır. Ha o zaman mensup veya mecrurdur. Sandık etkene bağlı. Örneğin harfi cer varsa mecrur. Cer alameti ya. Sanda muzaf vardır belki. E yine mecrur. Cer alameti ya. Mecrur bir kelimeye tabi olmuştur. Mesela mecrur bir kelimenin sıfatıdır veya tekididir veya bedelidir vesaire. Ha, o zaman ya yine cer alameti olarak kabul edilir. E cümlede belki mef'uldür. Başında harfi cer yok. Mef'uldür. O zaman mensup nasb alameti ya'dır gibi değerlendirilebilir. Tesniye irabı bu şekildeydi. Bunlar da tesniye olurlarsa aynı şekilde değerlendirilirler. bunlar tesniye değil de cemi olurlarsa. Ebun abaun cemi mükesser kırık çoğul diğer adıyla merfu bir kelime. Raf alameti nedir? Zamme. Bak harfle değil bu defa neyle aldı? Harekeyle. İhvetun cemi mükesserdir. İhvanın diğer cemi mükesseri. Yani ehun müfret ya. Onun cemisi ihvetun diye de gelir. İhvanun diye de gelir. İhvan kardeşler. ihvetun kardeşler manasına geliyor. E bu kelimeler cemi mükesse bunlar da zamme ile merfu. Zamme ile merfu, fetha ile mensup, esre ile mecur olurlar cemi mükesser oldukları için. Aynı şey burada da geçer. Ehmaun cemi mükesser, zamme ile merfu, fetha ile mensup, esre ile mecur olur. De bu ne? Vav ile merfu. The vi, ya ile mecur. Vav var, ya var. Es hun Bu nedir? Bu da e, zambe yapılır. Yani zambe ile değil mi Hareke ile. Es zahun, es şeklinde hareke ile. Ha, o zaman sadece de bu, bu sadece burası harf ile irap alırken diğer cimiler hareke ile irap alır ve vu harf ile irab. Diğer cemiler ise hareke ile irab almaktadır. Cemiler için konuşuyorum. Cemiler bu şekilde. Tesniyeler için konuşursak hepsi bildiğiniz standart bir tesniye ismin irabı nasılsa öyledir. Yani elif ile merfu, ya ile mensup, mecur. Müfret halleri, müfret halleri şartları taşımazlarsa başka, şartları taşırlarsa başka. Zaten asıl konu müfretlerinde dönecek şimdi. Burada cereyan edecek. Tesne ile cemi sabit. Müfrette ise bir takım şartlar var. Bakalım neymiş. Diyor ki esma Hamse yani 5 ismin harf ile irab edilebilmesinin bir takım şartları vardır. Bunlar bir. Bu kelimeler müfret olmalıdır. Şimdi harf ile irab derken yani raf halinde vav ile rafında vav ile, nasbında elif ile, cerrinde ya ile iraplanabilmeleri için bir takım şartlar vardır. O şartlar nelerdir? Bir, Bu lafızlar müfret olacak. Şurada gördüğün tesniye müsenna değil mi? Buradaki gibi yazılmamalı. Eğer böyle yazılırlarsa, rafında vav, nasbında elif, cerrinde ya olmaz. Ne olur? Tesniye irabına dahil olurlar eğer cemi olurlarsa şurada olduğu üzere yani cemi olarak görürsen onları şu devu devi hariç olmak üzere diğerleri yani geri kalan dört madde cemi mükessen irabına tabi devu ise cemi müzeker gibi vav ile merfu ya ile mensup mecrur olmaktadır cemi e, cemilden irabına tabi olurlar müfret olmalılar en sade olduğu üzere şöyle müfret yazılırlar ise evvela müfret olmalı bir iki mütekellim yasından başka bir kelimeye muzaf olsunlar. Bunlar muzaf olmalı ama mütekellim yasından başkasına muzaf olmalı. Mütekellim yasına muzaf olurlarsa takdiri irap alırlar. 3. Musagar olmamaları gerekir. Musagar ismi tasgir yani küçültme ismi kalıbında vezninde olmamalılar. Bu üç şart tutarsa rafında vav wow. Nasfında elif, cerrinde ya ile iraplanırlar. Yani şöyle yazılırlar. Nasıl görüyorsan öyle? Bak. Rafı vav ile. Burada nasıl görüyorsak o şekilde Rafı vav, nasb elif, cerri ya ile olmaktadır. Ebu, eba, ebi. Ne fark var. Ebu'da vav, eba'da elif, ebi'de ya var. Ehu, eha, ehi. Hamu, hama, hami. Zı, zâzi, Fu, fâfi. Fa, ne fark varmış? Vav varsa merfu, elif varsa mensup, ya varsa mecrur oluyorlar. Bir takım şartlar var onlardan bahsedildi. Buradan devam edelim. Burada yazmış zaten. Vehebe gitti. Fetha üzeri mebni mazi fiil. E kim gitti? Ebu Ali'nin Ali babası. Ebu Merfu. Raf alameti zambe mi? Raf alameti zambe demeyeceksin. Ne diyeceksin? Vav diyeceksin. Merfu demek zambe almış kelime demek değil. Merfu demek kelimenin türüne göre raf alameti taşıması demektir. Bu kelime beş isimden birisi olduğu için vav ile yani harf ile iğraplanıyor. Hareke değil. Şartlar tuttu mu? E, tuttu. Neydi şart? Müfret olmalılar. Ebu müfret zaten. Belki tesniyedir. Ya tesniye olsa tesniyesini görüyorsun. Ebevani ebeveyni. Burada ebevani ebeveyni mi yazıyor? <laughs> Yok o zaman tesniye diyeyim. Belki bu cemidir. Ya cemi olsa abavun olurdu. Ebun müfret. Başka? Mütekellim yazısından başkasından başkasına muzaf olması lazım. Evet Ebu'dan sonra Ali kelimesi gelmiş. Ali özel isimdir. Mütekellim yası değildir. Ali yin buradaki ya da mütekellim yası değil kelimenin aslında. O zaman o da tuttu. Mustagar olmamaları gerekir. E bu kelimesi mustagar değildir. Mustagar nasıl olduğunu henüz yazmadı. Aşağıda onları verecektir. Şartlar tuttuğuna göre nedir? Rafali vav ile nasbı elif ile cerri ya ile olmalıdır. Şu an fail olduğu için merfu. Raf alameti olarak da vav'ı taşıyor. Ali'nin babası gitti. Nereye? İlel mesna'i fabrikaya gitti. Sana kökünden mesna ismi mekan olur. Biraz satıra inelim. İnne şüphesiz ki eba. E, güzel hazırlanmış bir kitap. Önce ebu sonra eba yani merfu. Önce vav ile merfu sonra elif ile mensup hali yazılmış. İnne şüphesiz ki eba aliyyin alinin babası nedir? Fazilun faziletlidir, değerlidir. Yukarıda ebu hem muzaftı hem faildi, merfuydu. Şimdiki ebi de muzaftır ama innen ismi olduğu için mensup. nasb alameti alamet feta, yok feta değil. Ne peki? Elif. Şartlar tutmuştur, müfrettir. Mütekelimli aslından başkasından muzaftır. Ve kalıp kalıpta değildir. Fadıl ise inne'nin haberi olur. Merra uğradı. Kim uğradı? Nereye uğradı? Niye uğradı gibi sorular sorabilirsin. Bakalım hangiden cevap var? Merra medde gibi muzaaf bir fiil. Mazi feta üzeri mebni. Merra uğradı. Kim? Muhammedun. Muhammed adlı şahıs. Fail olduğu için merfu. Rafa alameti zamme. Çünkü ismi müfredi muzariftir. Muhammed adlı şahıs uğradı. Kime uğradı? Bi Ebi Ali'nin Ali babasına uğradı. Ba harfi celi var. Harfi celi'den sonra ke e kelime mecrur yazılır. Ebi mecrur, celalamet esri değil. Celalameti yağdır. Ebi de, ebi de şartları tutuyor. Müfret, tir. mirasından başkasına muzaf, tir. Ve mustakar kalıpta değildir. Diyor ki yukarıdaki şartları taşımayan bu isimler Esma-i Hamse kabul edilmezler. Çok önemlidir. Ve normal isim gibi irap edilirler. Aşağıdaki şıklardan hangisinde beş isimden birisi yoktur? aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerlerinden farklıdır gibi sorular gelebilir. Sen bakarsın ente ehun ki eh var işte beş isimden birisi yok yok. Bu şey yukarıdaki şartlara taşımadığı için eh beş isimden birisi olarak kabul edilmez. Hadan ebevanı bizim ebu Kerimes'in tesniyesi beş isimden birini buldum. Yok bulamadın. Beş isimden birisi değil bu. Çünkü tesniyedir. Şartları taşımazsa beş isimden birisi kabul edilmez satırı önemlidir. Buna dayalı olarak bazı üniversitelerde sorular çıkmıştır. Sizlerde de çıkabilir. Ente sen nesin? Ehun bir kardeşsin. Ente müpteda. Lafzan feta üzerinde bir Ehun kardeşsin. Kardeş haber. Lafzan merfu. Rafa zamme. Nasıl bir kardeşsin? Kerimun. Değerli, onurlu, cömert. Farklı ]Wow. manalar verilebilir. Uh -huh. Sıfat bu da. Ah kelimesinin sıfatı. Ehun lafzı görüldüğü üzere harekeyle irap almış. Harf ile değil. Niye? çünkü eh kerimiz hangi şartı tutmuyor? Yukarıda şartlar var gösterelim. Müfret mi? Müfret. Mütekellim yağısından başka bir kerimeye muzaf olacak. Hiçbir şeye muzaf olmamış ki. Muzaf olma şartı tutmamış. Aa, o zaman vaad edilen irabı yani raf halinde vav nasbın elif, cerrinde ya olamaz. Müfettisin gibi değerlendirir. Şemsun, şemsen, şemsin. Kitabun, kitaben, kitabin gibi. Hadani, şu ikisi var ya müptede. Ebevani, rahimani. Bu ikisi merhametli iki babadır. Şimdi burada ebevani, tesniye merfu, raf alameti. Elif, tesniye olduğu zaman tesniyenin irabına tabidir. El-abav, cemi, mükesser merfu, raf alameti. Zamme. Ala ba mübteda yuhibbuna muzari raf uraf alameti varlığı va fa'il fiil cümlesi bu. Ebna'e onun mef'ulü fiil fa'il mef'ul hep beraber ne olur? Haber fiil cümlesi olarak mahallen merfu. Aba zamme ile yani hareke ile merfu olmuştur. Şurada belirtildiği üzere vav ile merfu olamamıştır. Niye? Muzaf değil. Bir. iki. Aba muzaf mı? Yok değil. Nerede anladın? Elif lam çünkü. Eliflamlı kelimedir bu. Muzaf değil. Bir, iki. Kendisi müfret değil. İki şart da tutmamış. Ha ulai ricalu zevu ilmin. Bu adamlar ilim sahibidirler. Ha ulai ricalu zevu deva devi ilgili kelime cemi. Yani o zaman müfret olma şartı tutmadı. Müfret olma şartı tutmadığı için Rafında vav, nasbında elif, cerrinde ya ile iraplanamaz. Değil mi? Vav ile merfu. Ra'aytu tufal uhayye ismi tasgir. <laughs> Diğer adıyla musagar olmuş. Ehun kelimesi var şuradaki. Ehun görebiliyorsunuz. Evet. Ehun kelimesi nedir? Musagar olmaması gerekir demişti. E, olmuş. O zaman o irabı alamaz. Hangi irabı alır? Müfet ismin irabını alır. Mezekkar tufal uhayye meful mensub nasb fetha. Yani muzaf aynı zamanda. Ke muzaf Benzer şeyler bu arada anlatılmıştır. Şuraya bakalım. Bu isimlerden az anlamına gelen fı kelimesi femun şeklinde gelirse esma hamse gibi iraplanmaz. esma hamse olarak kabul edilmez. Mimsiz yazılsın yani. Femun gelirsen beş isimden birisi değildir. Hafiz muhafaza et Koru Dikkat et kim Ente sen yap bu işi yani Sen dikkat et Ente fay Hafiz hafaza yuhafizu muhafaza Mufa'lı babından emri hazır sukun üzere mevni gizli zamir ente fay Ala nezafeti Femike Mim kullanılmış Aa, Mim kullanıldıysa ne olur İlgili kelime rafında vav nasbın delif cerrinde ya ile iğraplanmaz. Ne ile iğraplanır? E ile işte. Ala harfi cer nezafet mecruru nezafet muzaf femi onun muzafın ilehi. Femi ayrıca muzaf ked onun lehi. E, femi esre ile mecrurdur diyebilirsin. Esma-i Hamse 5 isim. Esma-i Hamse'nin isme ve zamira muzaf olması. Demiş ki eb ham kelimeleri hem isme hem de zamire muzaf olurlar. Bu bilgiyi bil. Fu isme muzaf olmayıp her zaman zamire muzaf olarak gelir. Bunu da bil. Çünkü noktalı sorularda mesela bir cümle kurulur, kurulur, kurulur. Fa getirilir. Fa kef yazılmaz. Nokta 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 nokta. E kef mi getirilir? Fela, şıkların birinde e, zamir vardır, diğerlerinde isimler vardır ve manada uyuyordur. Öyle bir duruma denk düşebilirsin. Sen artık bunu görüyorsun burada okudun zaten. Zamire muzaf olarak gelir veya gelmez. Hangisi? Bunun farkında olmak lazım. Nazif ente nazif ferrahi fer tefrih tef'il babından emraza sukun üzere mebni. Gizli zamir ente onun faili olur başka fa bak fa fu değil mesela değil mi? Elifle yazılmış çünkü mensup. Niye mensup? Mefur olduğu için. E, Fetha ile mensup olsaydı beş isimden birisidir. Beş isimden birisi harekeyle değil neyle? Harf ile iraplanır. Elif onun nasb alametidir. Muzaf. Kef muzaf mülehi kable zarftır. Ve muzaftır. Hep öyle olur zaten. Zarftır muzaftır. El ekle onu muzaf mülehi kul ekle olur. Ve ba'de hu zarf ve muzaf olur gene. Hu muzaf ne? Muttasıl mecrur zamir. Lafzen zamir üzerine mebni mi halen mecrur? Ve da'a el ve el lukmete mete fi fihi Fi harfi cer. Birinci fi harfi cer. İkinci fi beş isimden birisi mecrur cer alameti ya'dır. يحترم الناس ذا İhtereme yehterimu. Muzari merfura felameti zamme. Ennas fail merfura felameti zamme. Yehterme nasu. insanlar ilim sahibine saygı gösterirler. Kime saygı gösterirler? Zel ilmi. Da meful mensup nasb alameti. Elif şartlar tutmuştur. Yukarıda üç şart vardı. Tutuyor. Lukkibe lakaplandırıldı. isimlendirildi. Mazi mesul Lakkabe lukkibe. Ferraha furriha. Alleme ullime. Tefil mazi meçhul. Cafer Naib-i fail. Cafer aynı zamanda veri mustarif. O yüzden bak Cafer ru tek zammı almıştır. Bi, zi, bi, ba harfi cer. Peşine gelen bir isimden birisi olan zu, da, zi, mecrur. Celalameti ya'dır. Hayni, tesniye mecrur, celalameti ya, esre değil. Mütekellim yasına muzaf olmasını ele alır isek. Bu isimler mütekellim yasına muzaf olursa ne olur? İraplara takdiri olur. Bu isimlere özgü değil bu. İsimler hep böyledir zaten. Bir tane isim yaz mesela örnek. Kalemün. Bir kalem. Kalemin biri. Bu kalem lafzını sen gidip mütekellim yasına muzaf yaparsan yani benim kalemim demek ister isen ne olur? Kale mi kale mi şurada mim var kalemi şimdi kalemi şuradaki ya ayrı bir e, kelimedir zamirdir zamirler isim grubundandır. kalemi benim kalemim ya benim manasında mütekellim zamiridir kalem ona muzaf olmuş muzaf olmuş da kalemi mimde niye esra var yani onun başında ben harfi koymadım yani bir muzaf da getirmedim cümleye bununla başlarım tahtada sadece kalemi yazıyor mimde zamı olsaydı fetha olsaydı niye esre var Mütekellim ya sağ tarafında esre istiyor. Standart değil mi? Takdiri iraf var. Laf sen, kesteyi görsen de takdiren kalem kelimesinin merfudur. Standartta böyledir. Şimdi ebi, ebu bunlara özel değil yani. Beş isme özel değil. Onu anlatmaya çalıştım. Cay geldi. Kim geldi? Ebi benim babam. Ebi fail. Yani, Failse zammı alsaydı. <laughs> Almıyor. Niye? Takdiri. Takdiri ne demek? Takdiri, farazi, varsayım, gizli, gözde görünmeyen, seslendirilmeyen, yazılmayan manalarına geliyor. Ebi, fail olmasına rağmen esreyle yazılmış. Ra'eytu, ebi, meful yine ebi. Sellem ala, ebi, başında harfi cer var yine ebi diye yazılmış. Yani öyle bir takdiri, takdiri i nasıl bunda? Fail olsa, merfu olsa da esreyle, meful olsa, mensup olsa yine esreyle mecrur olsa, başında harf olsa yine esre ile bitiyor kelime. Burada anlatılmış zaten gerekçeleri. Burası da özet kısmı. Anlattığım şeyin aynısı. Sıra alıştırmalara geldi. Alıştırmaların çözülmüş hali var. Yaralan, Esme, esma Hamse'yi gösterin. Hepsinin altını çizdim ben zaten. Ne olduğu gözüküyor. Saat ara yola çıktı. Yolculuk etti. Bitti. Fetha üzere mebni mazi fiil. Kim yola çıktı, yolculuk etti diyelim. Ebu Ali'nin Ali'nin babası. Ebu Merfu. Fail. Raf alameti. Vav. Faildir kendisi. Ve muzaftır. Ali'nin muzafını ile. İlâ İzmir. İzmira. İzmir. Gayrı musarif olduğu için fetha ile mecrurdur. İla harfücer. İzmir onun mecruru. Elem bugün zarftır zaman zarfı. Zarflar zaman zarfı. Mekan zarfı olarak ikiye ayrılıyor. Madde 2. Ra'aytu ra'ati tu fa'il ehake. Tu muttasıl merfu zamirdir. Lafzen zamir üzerine mi? mahallen merfu fa'il. Ehake. Niye ehuke değil? çünkü meful aranıyor. Mefuller mensubattan, mensup zümresinden, mensup grubundandır. Mensup yazmak lazım. 5 ismin nasb alamet eliftir. O yüzden elif ile yazılıyor. Şartlar tutuyor mu? Evet. 1 müfrettir. İki mütekellim başka başkasından muzaf olmuş. Kef onun muzafın ilehi sonuçta. O da muzaf demek. Ki. Üçüncü maddede tuttuğuna göre kef muzaf ne? E, ne oldu? Elif ile mensup oldu. ke raeytu ben gördüm. ke senin kardeşini kardeşinden bedel Muhammeden. Muhammed adlı şahıs yani. O zaman Muhammed nedir? Bedeldir. Eha ile Muhammed lafzını kıyasladığımızda ikisi aynı varlıktır. O zaman bedel kül minel kül. Veya mutabık bedel, bedel de diyebilirsin. Muhammeden mensup. Eha da mensup. Eha elif ile mensup. Muhammed fetha ile mensup. Fiha es-suk mecru. Çarşıda kardeşin Muhammed'i gördüm. İhtareme yehterimu muzari merforaf alameti zammı. İftal babındandır. Halid fail merforaf alameti zamme. Hama hamu hami hamahu. Onun kayınpederini ne oldu. Ee, burada mef'uldür. Mensup nasb alameti eliftir. Hu onun muzafın ileyhi. Hema muzaf. İhtiramen. İhterame. İhterim. ihtiramen mutlak oldu. Talebe istedi et tabi bu doktor. Minel merilu hastadan en yeftaha açmasını. Fahu ağzını. Kendi ağzını açmasını istedi. Talebe fetha üzerime ibni mazifi. Tabi fail mef'ul rafa alameti zamme. Min harfi El merildi onun onun mecruru en yeftaha en en masdariye muzair nasip eder maslar manası verdirir fetaha yeftahu yeftaha hu ve burada gizli zamir faildir hu ve o şahsın açmasını merıldı yani hasta olan şahsın neyi açmasını istiyor fa fa burada meful mensup nasip alameti elif muzaf hu muzaf. ile fa muzaf yani elif değil yanlış anlaşılmasın ee, ne oldu? İşte onu bulduk yani. Hamse'ye göster, gösterdik, irabını söyledik. Madde 5. Şüphesiz ki eba ki senin baban, bunu Ayşe Fatma Hayri'ye yönelik söylemiş ki, ki yazmış, ke olsa Hasan Hüseyin'e yönelik söylemiş olurdu. Eba ki senin baban var ya, e, zıhulukin, ahlaklıdır, ahlak sahibidir. Eba innen ismi, mensup, nası ve elif, zıh haberi, merfuraf oraf, alameti, vavdır, muzaf, hulukin, bir sonraki maddeye geldik. evlerine evveline in, inne gelse ne olurdu? İnne biliyorsun ismini nasıl haberini raf eder. Bizzat kendisi fetha üzere mebni. Şiile benzeyen harflerdendir kendisi. Hangi yönden benziyor? Çeşitli yönleri var. Şimdi uzatmak için, uzatmamak için oralara girmiyorum. El misalu örnek. Ehuke zu cahin azimin inne ehake. Buradaki ehu nedir? Mübtedadır. Zı haberdir. Mübtedayı nasb ederek yazmış. Bak ehu, eha. aynı şekilde devam et. Ebu burada mübtedadır. Akre, e, ab kariyun. Az daha akrep diyordum. Ab burada nedir? Haberdir. Mübtedayı mensup yazacaksın. Ebu yerine eba. Yani şu vav yerine elif yazman yeterli. Tamam mı? Şöyle bir inle yaz sonra ne yazdın? Göstermişim zaten. Eba, ebadan sonrası aynı. Ne görüyorsun o? el erinsan el ne yaz? Başka değişiklik yok. Müminu, mümine. Bitti. Hamu, vav elif yaz. Bitti. Ebu, vav elif yaz. Bitti. Bu kadar. Bir sonraki madde kâne gelirse ne olur? zıttı olur. Ne yapmış mesela? El misal. Fuhu nezifun. İşte yapmış bir şeyler diyelim. Hızlı geçiyorum. Ehu ziyadin Ziyadın kardeşi nedir? Tilmizun bir öğrencidir. Ehu müpteda tilmiz haberdir. Bunun başına kâne gelirse ne olur? Kâne müptedayı kendisine ne yapar? İsim olarak alır. Haberi nasb edip kendisine haber alır. Yani haberi mensup yazacaksın. Tilmizun tilmiden. He o nedir? Fakirun fakirdir. Haber değil mi fakir? Kânen haberi olacak. Kânen haberin mensup olur. O zaman fetaları getir. Başka Ebu ke senin baban nedir? Udvun Udven Feta Ali Ali nedir? Ebun Eben Bunu mensup yaptık Kânen haberi yaptık Kânen haberidir e, Sıfatı var peşine Sıfatta ona uyacak Kerimen olur e, Kânel müminune Müminun olduğu gibi kalır yine Değişmez ama şuradaki ihvetun ihveten olur. Yani müptedanın haberi olan lafzı kânen haberi yaptığımız için irabı değişiyor. Çünkü müptedanın haberi merfu, kânen haberi ise mensuptur. İrabını değiştirmek gerekir. Aşağıdaki cümlelerde geçen 5 ismi bul, irab alametini ifade et. Mecrurun bildi. Arapça yazmayı tercih etmişler. Radîtu radîna biz razı olduk, razı idik an ebike senin babandan. Ebi kelimesi nedir? Mecrurun bil ya i. Ya ile mecrurdur. Biz daha alttaki ne yaptık? Yethiku. Vethika yethiku en nasu bihamike. Aynı şey. Bu da mecrur. Başında hafice var çünkü. Onun da başında hafice vardı. Mecrurun bil ya. Aynısı. İhterim ente. Eha ke elekbera. Eha. Nedir? Mensubun bil elif. Elifle mensub. Haddara Ebu Salihin. Salihin babası geldi. Nedir? Vav ile merfu Merfu bil vav. Saferah ehu. merfu bil vav. Beytu ebi ke mükevvenun min selasi ghurafin. Üç tane odadan oluşuyor imiş. Nerede? Ebi. Evet. Beytu ebi Beyt burada bir müptedardır. iki muzaftır. Ebi muzafun ileyh. Mecrurun bil ya. Evet. O şekilde söylenir. 5 İrab alametlerini yazmışız zaten. Mesela gün Ali nedir? Ali, ne ali mübteda haber misali gün demiş. O da onun sıfatı olur. İrabu bil hareketi merfun bil damme. O zaman el mümini miratun mümin yerine el mümini miratu ehih yazmışlar. Mümin mübteda mirat haber ve muzaf ehih muzafun leh mecrur celalameti yadır. İrabu bil hurufi Şimdi bu kelimenin irabı harfler iledir. Mecrurun bil ya, ya ile mecrurdur. Niye ya ile mecrur? Başında muzaf var çünkü. Mecrur olma gerekçesi neymiş? Başında muzaf olması. Peki niye ya ile şartlar tuttuğu için harfle iraplanır? İhterimu, ihterim, ihterima, ihterimu, hürmet ediniz, saygı gösteriniz, sizler, va elif, elif, farka ümmehatikum kendi annelerinize ve daha aba e kendi babalarınıza. Burada geçen aba kelimesi cemi mükeser, Yani bu bil hareketi mensubun bil fethati. Niye? Çünkü kendisi matuftur. Atfedildiği kelime yani matufun aleyh olan ümmehat mensup o zaman aba da mensup olur. Ümmehat kesreyle mensup. Cemi müennes salim. Aba cemi mükesserdir. Fetha ile mensup mensupluk alameti değişebilir ama irab tutar ya. Yani. Matuf ile matuf aleyhin irabı aynıdır. İrab alametleri değişebilir. Câ <mbruch> ele havâni teslim merfû raf alameti elif. İrabu bil hurufi merfun bil elif. Sefer Ebu Bekri ile Şami emsi. Ebu fail merfû raf alameti vav. Muzaf aynı zamanda. İrabu bil huruf merfun bil vav. Talib Ebu Veledi. Minhu en yecitehide. İctehide içtehidu en yecitehide hüve. Ve bu merfu ya irabu bil huruf merfu'un bil vavi. Li ennehu fa'ilun çünkü o bir faildir. Hazırladığım pdf bitti ama kitaptaki de bitti mi acaba? Bir bakalım. Kitapta sadece değerlendirme soruları kalmış. Beş isimden uygun olanı getirin. Bundan cevaplar var zaten aşağıda. O yüzden geçtim. Böyle bir hızlıca değinmeye çalıştık.